Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünün 3 tane tahminini vereceğim. Türkiye 1. Lig'den bir tanesi, iki tanesi Süper Lig'den arkadaşlar. 3 tane maçı yorumlayacağım. Oynamak isteyen değerli dostlarım değerlendirebilirler. Hala görüntümeler şeyler ee, çok düşük ama bizler vermeye çalışıyoruz. Elimizin enginin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bunu değer bilmeyen insanlar var. Birçok insan gelip gidiyor arkadaşlar. Yani gelen bir daha gidecekse yani hiç gelmesin. Kanalda abone olmasın yani. Boş boş zaten destek vermeyen birçok insan var. Boş konuşan insanlara da çok e, gerek yok. boş boşuna biz burada kürek çalıyoruz gerçekten. Yani paylaşım e, Taktik vermek en mantıklısı birçok insana bu şekilde yanılamazsın. Ne yaparsan kazandırırsan. E, bir arkadaşlar seri takmışız. Bizim gibi bu alemde yapan bir insan var mı YouTube kanalında? Yoktur. Ama birçok insan bunun değerini bilmiyor. Her neyse... Ee, geçelim maçlarımıza saat 10.30'lik Almanya Bundesliga maçı var mesela. Dortmund Freiburg arkadaşlar. Buradan Freiburg en azından bir gol bulur. 1.34'ten değerlendirebilirsiniz. Freiburg'un en az bir gol açacağını düşünüyorum. Var şeklinde de değerlendirebilirsiniz. 1.42 oranı var. 2.5 gol üstüne gideceğini düşünüyorum. Bu şekilde bu bahisi alın arkadaşlar. 8.5 üst de değerlendirebilirsiniz. Kapanıza yatarsa o şekilde değerlendirin arkadaşlar. Menemen bandırma arkadaşlar. Burada bandırmanın ee, bandırma çok ağır basıyor bana. Tabii ki ama 3 3.40'da korkutuyor. 2.5 gol üstünde 1.52 oran açılmış. Menemen'e 3.40 oran açılmış zaten. Baktığımızda 15. sayıda arkadaşlar. İsa'da Menemen 4 galibiyeti var 9 maçta. 12 atıp 10 yemiş. Bandırma süre arkadaşlar. 9 maçta 5 galibiyet. 16 atıp 8 yemiş. Burada ben ev sahibinden bir gol bekliyorum açıkçası. 1.30 sorun var. Değerlendirebilirsiniz. 2-3 gol üstüne gider. İki takım da birbirini atar diye düşünüyorum. Golü karşılaşma bekliyorum. Var 2.5 gol üstü tercihlerini ön bir anda görüyorum arkadaşlar maçta. Değerlendirilebilir bir tercih. İki takıma da, e, iki takım da bence birbirine birer gol olur diye tahmin ediyorum. Bandırma'nın evinde genelde gol olmuş. Melamin'in evinde de gollü geçmiş arkadaşlar. En son maçta da Bandırma evinde yenmiş. Menemen için riskli arkadaşlar. Düşme hattına çok yaklaştı. Onun için bence gol ve gol bulmak isteyecektir. Bu maçta ev sahibinin 0.5 üstünü ön planda atıyorum. 2.5 gol üstünde değerlendirebilirsiniz. Yeni Malatya Göztepe saat 8'de arkadaşlar. Yeni Malatya 2.85. Maç sonuç 1.97 oran açılmış. Şimdi baktığımızda burada Göztepe benim e, ön planda atıyorum arkadaşlar 16. sırada. Yeni Malatya düşme hattında 2 galibiyeti var Bu maçta. 10 çatı 24 yemiş. Göztepe ise arkadaşlar 1 galibiyeti var. 12 atıp 16 yemiş. O da kötü bir durumda ama yani burada yeni çıkmak isteyecektir. 18 yapar. Hepsinin 18 puan olur. Yeni madde yense diye düşünüyorum. Öyle bir maç. Ama bence iki takım da birbirini atar ve golle bir beraberlik biter diye düşünüyorum. 1.63 ister bunu alabilirsiniz ister bunu. 2-3 e, gol sistem olabilir arkadaşlar ama golle geçebilir. 1.5 gol üstü ben demek istiyorum maça. 1.5 e, gol üstü almak isteyenler de arkadaşlar direkte var şeklinde bayisi değerlendirebilirler. Bu şekilde geçebilirler ki da goller bekliyorum. Beşiktaş Gaziantep arkadaşlar. Beşiktaş'a 1.46 oran açılmış. Masum 2 4 2.5 gol üstüne de 1.41 oran açılmış. Varına 1.43 çok da 2.06. Ni baktığımızda Gaziantep 7. Beşiktaş 9. arkadaşlar. İç da Beşiktaş 10 maçta 7 galibiyet almış. 21 atıp 14 yemiş. Gaziantep ise arkadaşlar 1 galibiyeti vardı. Basmanda 6 atıp 19 gol yemiş. Üst sahada. Beşiktaş'ın hemen de golü geçmiş. Beşiktaş genelde kazanmış arkadaşlar. Yine 1-2-1 skoru bekliyorum maçta. 2-1-3-1. Ama Beşiktaş yani zor bir maç. Açıkçası bu maç. <laughs> beraberlik de çıkabilir. Arkadaşlar dep basmandan bir gol bekliyorum. Dep basmana gol daha açmamışlar. Ev 1.5 gol üstü bahis açmışlar. İsteyenler 2.5 gol üstü var şeklinde değerlendirebilirler. Bu maçı da ben var şeklinde biteceğini düşünüyorum. İki takımdan da goller bekliyorum arkadaşlar. 1.43 orandan var şeklinde değerlendirebilirsiniz. Kombinediğim günün e, maçlar arkadaşlar 1.5 gol üstü. Beşiktaş 1.5 gol üstü. Yeni Malatya arkadaşlar. Bir e, 1.5 gol üstü. Menemen Bandırma 1.5 gol üstü. 1.61. Bunu tekten değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 1.81'lik 81'lik e, Gaziantep'de 0.5 üst. Göztepe ilk yarı bir gol arkadaşlar. 1.81'lik güzel bir kombi bu da değerlendirebilirsiniz. Tekten de zaten tipi tekten golünü alabilirsiniz. isteyenler de direkt de var şeklinde alabilirler. Menemen Bandırma arkadaşlar ev sahibi suçuk üstü. Menemen'in bir gol atacağını düşünüyorum. Beşiktaş Gaziantep yine Gaziantep'i de pasman sucuk üstü aldık. 1.72'lik güzel bir kombin. Bu şekilde çıkardık. Almak isteyenler dediğim üzere arkadaşlar bugünün golü geçtiğini anladım karşılaşma. Bu Menemen ee, onun haricinde e, gözüme çarpan yani bu da olabilir. Yüksekten değerlendirilebilir ama biraz riskli ama bence gollü geçeceğine e, inanıyorum arkadaşlar ama toplam gol araladı. Baktığımda biraz korkutuyor Beşiktaş maçı. Ne bakalım. Beşiktaş'ta taşta yani gol aralığı çok iyi. Bunda gol çıkar arkadaşlar. 4-5 yani Beşiktaş'ta da arkadaşlar 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Hatta riske girmek isteyenler 2.5 3.5 gol üstü değerlendirebilir. 2.5 gol üstü değerlendirin. Günün golü geçeceğini inanılıp karşılaşma bir işleşme açıdır. 2.5 gol üstü tercihini ön planda tutuyorum arkadaşlar. Ee, bu şekilde iki tane kombin oluşturarak Dortmund maçında 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Mesela 2.85'de yüksek bir kombin. Mesela ben hemen bandırmayı çıkartın. 1.88'den iki tane 2.5 gol üstü bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Beşiktaş'ı dediğimiz üzere tekten de alabilirsiniz. Tek 2.5 gol üstü arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Bu maçın golü geçeceğine e, inandığım bir karşılaşma. Bence golü çıkar. Golü bir maç biter diye düşünüyorum bu maç. E, skor bazında dediğim üzere arkadaşlar 3-1. Açıkçası 3-1-4-1 bir skor çıkabilir arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. E, ama skor bazı sıkıntı tabii ki ama hiç yani direkt 2.5 gol üstü alın çıkan arkadaşlar bu maçta söylediğim şekilde ben hemen maçı ve Beşiktaş maçı ön planda tutuyorum 2.5 gol üstü olacağını düşündüğüm iki karşılaşma değerlendirebilirsiniz. Herkese şimdiden bol şanslar bol kazançlar lütfen videonun altına mesajlarından like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.